Bundan önceki videolarda atomlardaki elektron dizilişinin basit Newtonian yörünge dizilişi olmadığını görmüştük. Bohr modelinden bahsediyorum. Bu modeli sürekli dile getiriyorum çünkü gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki bu çekirdek olsun. Atomun gerçek boyutunu düşünürsek çekirdeği çok çok küçük bir nokta gibi tarif edebiliriz. Elektronların bulunduğu yeri de çekirdeğin etrafındaki bir yörünge ile değil, Orbital dediğimiz olasılık fonksiyonlarıyla açıklayabiliriz. Bu gördüğünüz çekirdek olsun. Orbital ise çekirdeğin etrafındaki herhangi bir cisimde elektron bulunma olasılığı olarak açıklayacağız. Tekrar edersek, orbital bize çekirdeğin etrafındaki hacimsel bir bölgede bir elektronun bulunma olasılığını verir. Mesela, bir S orbitalindeki elektronların anlık görüntülerini almak istiyoruz. Hatırlayalım. Bir S orbitali bu şekilde gözüküyordu. Burada çok gözükmüyor olabilir ama bir S orbitalini çekirdeğin etrafında küresel bir hacim olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca elektronun bulunabileceği en düşük enerji seviyesini de temsil ediyor. Evet, elektronların anlık görüntülerini alacaktık değil mi? Mesela helyumun iki elektronu olduğunu düşünelim. İkisi de 1s1 orbitalinde bulunuyor. Aşağı yukarı bu şekilde gözükecek. Anlık görüntü aldığımızı varsayarsak elektron ilk başta burada olabilir. Sonra burada, daha sonra burada, sonra da burada olabilir. Anlık görüntü almaya devam edersek elektronları çekirdeğe yakın yerlerde bulma olasılığımız daha yüksek olacak. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronları bulma olasılığımız biraz daha düşecek yani elektronları çekirdeğe yakın, başka bir deyişle merkezde bulma olasılığımız çekirdekten uzakta bulma olasılığımızdan daha yüksek. Elektronun burada ya da burada olduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Aslında elektron her yerde olabilir. Bu yüzden gözlemlemeye devam ederseniz olasılık fonksiyonunun yani orbitalin neyi anlatmak istediğini daha iyi anlayacaksınız. Mesela buraya çizdiğim minik küpte elektron bulma olasılığının buraya çizdiğim küpte bulma olasılığından daha düşük olacağını göreceksiniz. Bu tip çizimlerde orbitallerin küre şeklinde yapıldığını fark etmişsinizdir. Ben de o şekilde çizeceğim ve hatta 3 boyutlu gibi görünmesini sağlamaya çalışacağım. Öyleyse burada kürenin dışında kalıyor diyelim. Çekirdek de buralarda bir yerde olacak. Sorulan soru şu, elektronu %90 bulabileceğim bölge neresi? Eğer bir kesit alacak olursak elektronu %90 bulabileceğimiz bölgede bu daire oluyor. Ama elektron tabii ki de dışarıda bir yerlerde olabilir. Bu da bir olasılık. Yani o da olabilir. Eğer bu bahsettiğimiz orbitalse elektron buralarda ya da dışarıda da olabilir. Önceki videoda elektronların orbitalleri düşük enerjili olandan başlayarak doldurduklarını öğrenmiştik. Bunu vereceğim örnekle kafanızda biraz daha canlandırabileceğinizi sanıyorum. Mesela Tetris oynadığınızı düşünün. Aslında Tetris en güzel örnek olmayabilir ama burada ne anlatmak istediğimizi kolayca anlayabileceğiz. Mesela burası zemin olsun. Eğer buraya küpleri yerleştirmem gerekiyorsa birinciyi buraya en düşük enerji seviyesine koyuyorum. İkincisini hemen yanına yine aynı enerji seviyesine yerleştiriyorum. Ama burada sadece bu kadar yerim var. O zaman ne yapmam gerekecek? Bir sonrakini üçüncü bir üst seviyeye yerleştirmem gerekecek. Burada bahsettiğim enerji potansiyel enerji olacak değil mi? Bu tabii ki klasik Newtonian fiziği örneği oldu. Ama elektronlar için de aynı şey geçerli bir s orbitalinde iki elektronum olduğu zaman, yani helyumun elektron dizilişine eriştiğim zaman, üçüncü elektronu yanlarına koyma imkanım yok. Çünkü burada sadece iki elektron için yer var. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Buradaki iki elektron, üçüncü elektronu itecek ve onu iki s orbitaline gitmesini sağlayacak. 2s orbitalini çizmek istersek bunun gibi bir S orbitalinin etrafında elektronları büyük olasılıkla bulabileceğimiz bir bölge olarak gözükecek diyebilirim. Burada lityumdan bahsettiğimizi düşünebiliriz. Elimizde sadece bir tane fazladan elektronumuz var. O da burada bir yerlerde olacaktır. Ama tabii ki bu üçüncü elektron da her yerde olabilir. Burada, burada ya da burada olabilir. Ama en büyük olasılıkla bu civarlarda olacaktır kendimize yine biraz önceki sorumuzu soracak olursak yani elektron %90 nerede dersek merkezin ya da çekirdeğin etrafındaki bu küresel bölgede diyebiliriz. Ama bu bölgenin aslında 3 boyutlu olduğunu unutmayın. Dolayısıyla burayı bütünüyle kaplayacak bir küre gibi düşünebilirsiniz. Burada nasıl çizilmiş olduğuna da bakalım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 1s buradaki minik kırmızı küre. 2 esse yani ikinci enerji seviyesi kırmızı kürenin üzerindeki mavi küre olacak. Aslında bunu yüksek enerji seviyelerine çıktıkça daha iyi görebilirsiniz. Mesela buradaki yedinci enerji seviyesi kırmızı renkli. Gördüğünüz gibi hemen içinde bir mavi, sonra yine kırmızı, sonra yine mavi bölgeler var. Sanırım enerji seviyelerinin yerleşimleri hakkında şimdi kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Sürekli olarak bir üst enerji seviyesinin bir düşüğünün üstüne geldiğini, onu kapladığını düşünebilirsiniz. Burada da değişik gösterimleri görüyoruz. Burada esas üzerinde durmamız gereken nokta, elektronların orbitalleri düşük enerji seviyesinden başlayarak dolduruyor olması. Yani ilk dolan orbital bir s olmalı. Burası 1. Burası S. Yani 1S. Buraya 2 elektron koyabiliyoruz. Bir sonraki 2S. O da 2 elektron alabiliyor. Bir sonrakine geçtiğimizde işler biraz ilginçleşiyor. Bir sonrakine 2P orbitali diyeceğiz. Evet, buradaki 2P orbitalleri. Fark ettiyseniz P orbitallerinin değişik isimleri var. PZ, PX ve PY. Peki bunlar ne anlama geliyor? P-orbiterlerine baktığınız zaman halter ya da dumbbell gibi göründüklerini düşünebilirsiniz. Biraz değişik göründüklerini kabul ediyorum ama sonraki videolarda duran dalgalara benzerlik gösterdiklerini göreceğiz. Ama şimdi buradakilere bakalım. P-orbiterlerini tanımlayabileceğimiz 3 değişik şekilleri var. İlki z yönü yani aşağı yukarı. İkincisi x yönü ya da sağ sol. Üçüncüsü ise y yönü. Yani bu şekilde ileri geri. Mesela bu p orbitallerini çizmek istiyoruz diyelim. Çünkü bir sonraki doldurmamız gereken orbital bunlar. Aslında iki elektronu buraya, sonrakini buraya, sonrakini de buraya koyuyoruz. Sonra yine buraya koyuyoruz. Aslında burada daha sonra spin gibi şeylerden de bahsedeceğiz. Yani sırasıyla buraya, buraya ve buraya. Bu yaptığımızda Hund kuralını uygulamaktan başka bir şey değil. Belki de Hund kuralı ile ilgili ayrı bir video yapmam daha iyi olur. Ama tabi bu kimya dersleri için çok da üzerinde durmamız gereken bir konu değil. Ancak elektronların bu sırayla yerleştiğini bilmeniz gerekiyor. Kısaca olayın nasıl göründüğünü kavramanızı istiyorum. Şimdi buraya bakın. Aslında bakın dediğim şey somut bir şey olmadığından bakını tırnak içine alıyorum. Şimdi p orbitallerini gözümüzde canlandırmaya çalışalım. Karbonun elektron dizilişine bakıyoruz diyelim. İlk iki elektron 1s1, 1s2'ye gidiyor. Sonra, pardon, tabii ki 1s2'yi ekranın sağında kalınca göremediniz. Evet, 1s2'yi dolduruyor. Önce 1s1 sonra 1s2. Bunun helyumun elektron dizilişi olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da ikinci seviyeye geçiyor. Yani ikinci periyoda da diyebiliriz değil mi? Zaten bu nedenle periyodik tablo diyoruz. Merak etmeyin. Sonraki videolarda periyotlardan ve gruplardan da bahsedeceğiz. Şimdi buraya geliyor ve 2s'i dolduruyoruz. Burada da ikinci periyottayız. Evet. Burası ikinci periyot. 1 2. Birazcık sola kaydırırsam sanırım her şeyi göreceksiniz. Tamamdır. Buradaki 2s de doldu. Artık 2s2 diyebiliriz. Bir sonraki aşama p orbitallerini doldurmak. Yani p1, p2. Hala ikinci seviyede olduğumuza göre 2s2, 2p2 diyebiliriz. Şimdi sorumuz da şu. Buradaki p orbitallerini gözümüzde canlandırmak istersek nasıl görünecekler acaba? Pekala. Elimizde iki tane elektron var. Birinci elektron bu olsun. Öncelikle birkaç eksen çizmeye çalışayım. Bu çok ince oldu. Eksenlerle üç boyutlu bir hacim çizdiğimi hayal edin. Mesela P orbitalindeki bir elektron PZ yönünde olsun. O zaman bazen burada, bazen burada, bazen de burada olabilir. Gözlemlemeye devam ederseniz Buradaki gibi halter ya da dumbbell şeklinde bir bölge göreceksiniz. Diğer elektron da x yönünde olsun diye. Yine birden fazla gözlem yaptığınızı varsayalım. Hatta burada farklı bir renk kullanarak bu şekli daha anlaşılır yapalım. Tamam. Bu şekilde gözükecek. Yapılan birçok gözlemden sonra elektronların halter ya da dumbbell'a benzeyen bu bölgede bulunma olasılıkları daha yüksek diyebileceğiz. Ama tabii ki elektronlar burada da olabilir. Hatta burada da veya burada da. Sadece burada bulunma olasılıkları daha yüksek. Sanırım bu gözünüze canlandırmanız için en iyi metot. Buraya kadar yaptıklarımız için aslında elektron dizilişi çıkarmak diyebiliriz. Bunu yapmanın yolu da yani aslında bunu yapmanın birçok yolu var ama benim kullandığım yol periyodik tabloyu almak ve bu grubun S orbitallerini dolduracağını söylemek grup derken kolonları kastettiğimi tahmin ediyorsunuzdur. Yani buraya direkt S yazabiliriz. Buradakiler de P orbitallerini dolduracak. Aslında burada helyumu konu dışı bırakalım. Evet. P orbitallerine geri dönelim. Helyumu dışarıda bıraktık, değil mi? Buradakiler P orbitallerini dolduruyor. Bunu anlamak için helyumu buradan alıp buraya koymak gerekiyor. Bu konuda anlaştık, değil mi? Çünkü kafanız karışsın istemiyorum. Periyodik tablo bütün bunları organize etmenin bir yolu. Yani gayet anlaşılır, değil mi? Ama orbitalleri anlamak için helyumu buradan alabilirsiniz. Hatta bunu yapalım. Bilgisayar kullanmanın güzelliği işte burada. Oradan keselim ve buraya yapıştıralım. Ne kadar kolay oldu, değil mi? Şimdi helyumu da görüyoruz. Helyumun elektron dizilişi 1s1 ve 1s2 olacaktı. Daha ilk enerji seviyesindeyiz, değil mi? hidrojenin elektron dizilimi 1s1. Yani ilk enerji seviyesinde sadece tek bir elektron var. Helyumun elektron dizilişi ise 1s2. Sonra da bir sonraki enerji seviyesine geçmemiz gerekiyor. Lityumun elektron dizilişi ise 2s1. İlk iki elektron burada olduğuna göre, üçüncüsü 2s1 olmalı değil mi? Artık yöntemi iyice anladığınızı düşünüyorum. Mesela azotu ele alırsak p orbiterlerinde 3 tane elektron olmalı diyebiliriz. Hatta yazmaya sondan başlayalım. Hala ikinci periyottayız değil mi? O zaman 2p3. Bunu yazalım. Hatta öncelikle bunu yazalım. 2p3. Evet. Burası p orbitalindeki 3 elektronun yerleştiği yer. Burada da 2s2 orbitaline giden 2 elektronu daha var. Ondan önce de daha düşük enerji seviyesinde olan 2 elektron daha olacak. Onlar da 1s2'ye yerleşecek. Bu yazdığımızda azotun elektron dizilimi. Doğruyu yaptığımız emin olmak için elektron sayısını kontrol edebiliriz. 2 artı 2, 4 eder. 3 eklersek 7'yi buluruz. Nötr atomlardan bahsettiğimize göre elektron sayısı proton sayısına eşit olmalı. Atom numarası da proton sayısına eşit olduğuna göre demek ki doğru yapmışız. 7 proton. Şu ana kadar yaptıklarımız oldukça kolaydı diyebiliriz. İşin içinde sadece S ve P orbitalleri vardı. Şimdi biraz da daha zor olan silisyumun elektron dizilimini bulalım. Üçüncü periyoda geçtik. 1, 2, 3, üçüncü satırdayız. Burada gördüğünüz de P bloğu. Buradaki P bloğunun ikinci grubu gibi düşünülebilir değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. P bloğunun ikinci grubundayız. O zaman 3P2 ile başlıyoruz. Sonra 3S2 var. Sonra burada dolu bir P orbitali var. Yani 2P6. Sonra sırasıyla 2S2. Ve tabii ki diğerlerini doldurmaya başlamadan önce dolmuş olan ilk seviyemiz yani 1S2'yi de unutmayalım. Böylelikle silisyumun elektron dizilişini yazmış olduk. 14 elektronumuz olduğunu da tekrar sayarak doğrulayabiliriz. 2 artı 2, 4. 6 eklersek 10. 2 daha eklersek 12. 2 daha 14 etti. Tamam. Silisyumun dizilişini de doğru yapmışız. Sanırım çok fazla süremiz kalmadı. Bu nedenle ancak bir sonraki videoda bu elementleri yani D bloğunu konuşabileceğiz. Aslında neler olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz. P orbitallerinden daha garip şekilleri olan D orbitellerini doldurmaya başlayacağız. Bunu anlamanın bir yolu da şöyle düşünmek olabilir. Çekirdekten uzaklaştıkça düşük enerjili orbiteller arasındaki boşluklar bu acayip şekilde orbitellere yer açacak kadar artar. Ama tabi bunlar birbirine bir şekilde dengeliyor. Daha sonra bahsettiğim gibi duran dalgalardan konuşacağız ama bunlar yine de bir şekilde bir denge oluşturuyor. Elektronlar bir yandan çekirdek ve pozitif yüklü protonlara yaklaşmaya çalışıyor. Ama diğer yandan negatif yüklü elektronlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Neyse, süremiz zaten dolmuştu. Çok uzatmadan bitirelim. Bir sonraki derste görüşürüz.